Herkese merhaba. Bu videoda Revit'e yeni başlayanlar için kullanıcı arayüzünden bahsedeceğim. Şeritlerimizi inceleyeceğiz. Ribbon şerit dediğimiz hangi komutun ne işe yaradığı ile ilgili kısaca bilgilendirmeler yapacağım. Şimdi hemen videoya geçelim. Revit ilk açılış ekranında karşımıza iki bölüm çıkıyor. Birincisi Project, ikincisi Families. Projects bölümünde Open diyerek projelerimizi açabilir, New diyerek yeni bir proje şablonu oluşturabiliriz. Burada örnek şablonlar da yer alıyor. Bunlardan bize uygun olan şablona tıklayarak da çizimlerimize başlayabiliriz. Hemen sağ tarafta en son çalıştığınız dosyaları sırasıyla gösterecektir. Oradan da dosyalarınıza erişim sağlayabilirsiniz. Families bölümü. Families, Revit'te çizim yaparken bizim çok fazla kullandığımız kütüphanelerden bahsediyor. Open diyerek kütüphane dosyalarınızı açabilir, New diyerek yeni bir family oluşturabilirsiniz. Mechanical Template açarak videomuza devam edelim. Dosyamız açıldığında sol tarafta Properties, sağ tarafta Project Browser yer alıyor. Bunlardan ilerleyen videolarda detaylı olarak bahsedeceğim. Hemen şeritimizdeki komutlardan başlayalım. Buradaki butonların ne işe yaradığı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Architecture Build sekmesinin altında duvarlarınızı çizebilir. Kapı, pencere, tefriş, kolon, çatı, tavan, döşeme, giydirme cephe gibi elemanlarınızı buradan çizebilirsiniz. Butonların üzerine gelip biraz beklediğinizde onlarla ilgili size bilgiler verecektir. Video olanlar var bazılarında. Bazıları sadece yazıyla bilgilendirme yapıyor. Gördüğünüz gibi bilgilendirmeler var. Circulation bölümünden korkuluk, rampa, merdiven çizebilirsiniz. Model bölümünden text yani yazı yazabilir, modellen çizebilir, model gruplarınızı oluşturabilir ve erişebilirsiniz. Room and area bölümünden odalarınızı oluşturabilir, oda ayrıcalarınızı belirleyebilir, odalarınızı tekleyebilir, alanlarını oluşturabilir ve alanları tekleyebilirsiniz. Opening bölümünden delik, shaft, duvarda delik, döşemede delik, çatı içinde çatı katı için çatı açılımı gibi işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Level bölümünden kat ekleyebilir, grid bölümünden de akslarınızı çizebilirsiniz. Work plane'de çalışma düzleminizi değiştirebilir, görüntüleyebilir, referans çizgisi çizebilirsiniz. Bir sonraki sekmemiz structure. Burası taşıyıcı elemanları çizebileceğimiz yerdir. Yani kirişler, taşıyıcı duvarlar, kolonlar, döşemeler gibi elemanlarınızı buradan çizebilirsiniz. Connection bölümünden kirişlerinizi bağlayabilirsiniz. Foundation bölümünden yapı temellerinizi oluşturabilirsiniz. Reinforced bölümünden güçlendirmeler yapabilirsiniz. Burada yine üzerine geldiğiniz zaman detaylı açıklamaları bulunuyor. Bunlar zaten diğer sekmemizde de vardı. Tekrar anlatmamıza gerek yok. Burada da eklenmiş. Stil bölümü Revit 2019 versiyonunda var. 2018 versiyonunda bulunmuyor. Bu bölümde çelik imalatlar için plaka, civata ve kaynaklar oluşturabiliyorsunuz. Sistem tabına geçelim. Bizim en çok kullanacağımız sekme burası. HVAC bölümünden kanal, tek çizgi olarak kanal çizebilirsiniz. Yani AutoCAD'de çizdiğiniz gibi kanalı çizip yine ölçülerini verip daha sonra onu 3 boyuta yani normal kanal ölçülerine getirebiliyorsunuz. Kanal fittingsleri, kanal aksesuarları yani damperler, menfezler gibi. Flexler ve air terminaller çizebiliyorsunuz buradan. Yine üzerine geldiğinizde size kısa yolu ile ilgili komutun ne olduğundan da bahsediyor. Fabrication part buraya hiç girmedim. Ama map'in çizdiği otomatik kanallar ve içinde şimdi video var zaten oradan da göreceksiniz. Map'te olan kanalları kullanarak da yine projelerinizi çizebilirsiniz. Fittingsleri kullanarak.
Mekanik ekipman kısmı bizim işte klima santrallerimizin, cihazlarımızın olduğu yer. Femillerimiz bunun içine gelecek. Pipe bölümünden boru çiziyoruz. İşte paralel borular, boru fittingsleri, boru aksesuarları ki bunlar vanalar, vana gibi aksesuarlar yani. Flexler, burada işte klozetler, lavabolar, duş tekneleri gibi springler çizebiliyoruz. Elektrik bölümünde kablo, kablo tavası, kanal, paralel kanal, kablo tavası fittingsi ve kanal fittingsi, elektrik ekipmanları, işte prizler ve aydınlatma armatürlerini buradan oluşturabiliyorsunuz. Yine burada tefriş için bir butonumuz bulunuyor. Workplane yine burada da var. Insert sekmesine geldiğimiz zaman burada projemize dışarıdan çağıracağımız linkler ve import edeceğimiz dosyaların kısa yolları bulunuyor. Linklerden, Revit linkten bahsedecek olursak başka bir Revit dosyanıza yani mesela Revit mimarisini şu an çalıştığımız mekanik template'e çağırmak istediğimizde link Revit diyerek çağırabiliriz. CAD dosyasında link olarak çağırabiliriz. Diğer formatları da yine link olarak çağırabiliriz. Import seçeneklerinde de CAD import edebiliriz, resim çağırabiliriz dosyamıza. Bu ikisinin arasındaki fark, importlar yönetilemiyor. Sadece üzerine tıklayıp silebiliyorsunuz ama linkler Manage Links'ten yönetilebiliyor. Burada hangi formatı çağırdıysanız onları yönetebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz, konumunu değiştirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Eğer dosyanızda bir değişiklik yaptıysanız, çağıracağınız dosyada bir değişiklik yaptıysanız onu tekrar yükleyebilirsiniz gibi. Burada en önemli kısım Load Family. Yani biz buraya kütüphanelerimizi, projemizi almak için Load Family'yi kullanacağız. Load Family dedikten sonra kütüphanemizin bulunduğu yeri seçip projemize Open diyerek alabiliyoruz. Bir diğer sekmemize geçelim. Annotation bölümünden AutoCAD'in çizim ekranı gibi bir ekran karşımıza geliyor. Dimension'da ölçülendirmelerimizi yapabiliyoruz. Detail'de işte detay çizgileri, taramalar, revizyon bulutları gibi işlemlerimizi yapabiliyoruz. Text yine burada da var. Yazı yazabiliyoruz ve taglerimiz var. Bu tagler boru çapları, oda adı, oda isimleri, işte metrekare tagleri gibi birçok tag burada yer alıyor. Bunları kullanarak taglerimizi oluşturacağız. Burada Color Field'de lejantlarımız var. Havalandırma lejantı ve boru lejantı diye ve sembollerimiz var. Bir sonraki sekme analiz. Analiz sekmesinde yapısal eleman analizi, yapısal eleman model yükleri, yük durumlarını ve kombinasyonlarını düzenleyebilirsiniz. Analitik Model Tools'da model hazırlamak için analitik ayarlama aracıdır burası. Space Separator, Tag, Naming, Zone. Burası ısıtma, soğutma, yük analizi yapmak için boşluklar, separatörler, tagler ve zonlamalar yapabilirsiniz. Heating and Cooling Slot'ta boşluklarınızı ve modellerinizi oluşturduktan sonra bina modelinin ısıtma ve soğutma taleplerini belirlemek için bir ısıtma ve soğutma yükleri analizi yapabilirsiniz. Panel Schedule, elektrik panellerinin çizelgelerini, panellere bağlı devreleri ve ilgili yükleri hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Schedule bölümünden keşif ve metrajlarımızı oluşturabilir ve görüntüleyebiliriz. Duct Process Lost Report ve Pipe Process Lost Report'ta kanal ve borular için basınç kayıplarını hesaplayabiliyoruz. Burada Check Duct System, Check Pipe System'de bağlı olmayan kanal uçlarını, bağlı olmayan boru uçlarını görüntüleyebiliyoruz. Burada da bağlı olmayan kabloları görüntüleyebiliyoruz. Show Disconnect dediğimiz zaman karşımıza çıkan pencerede hangi malzemelerin yani hangi tesisatın kanal, boru, kablo, elektrik veya askılama hangilerinin uçlarının bağlı olmadığını filtreleyerek bize göster dediğimiz zaman gösteriyor. Burada yine lejantlarımız var. Burada enerji ile ilgili sistemler var. Bunların detaylı anlatmamız gerekeceği için şu an geçiyorum. Massing and Site. Burada zemin oluşturabiliyoruz. Ağaçlarımızı ekleyebiliyoruz. Park alanı oluşturabiliyoruz.
oluşturduğumuz zemine mimarimizi yerleştirebiliyoruz Building Pad ile. Collaborate'e geçmek istiyorum. Burada Workset oluşturabilirsiniz. Yani bir projenizde birden farklı kişiler çalışabilir. Bir çalışma grubu oluşturabilirsiniz ve bunları kontrollerini buradan sağlayabiliyorsunuz. Bir sekmesinde View Templates, bizim o görünümlerimizle ilgili bölümümüz burası. Yeni bir View Template oluşturabiliriz veya oluşturduklarımızı buradan ayarlamalarını yapabiliriz. Visibility Graphics, nasıl görünecekleriyle ilgili bir sayfa geliyor önümüze. Buradan yine ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Görünümlerle ilgili ayarlamalarımız bunlar. Nasıl görünecekler, görünmelerini istiyor muyuz, işte desenleri nasıl olacak, çizgileri nasıl olacak, çizgi kalınlıkları nasıl olacak ve filtreleme seçenekleri nasıl olacak gibi. Filters bölümünden de sistemlerimizi filtreleyebiliriz. Yine görünüm ayarlarımızı yapabiliriz. Bunları daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Render alabiliriz. Oluşturduğumuz renderları render galeriden görebiliriz. Buluta render alabiliriz. Burada görünümlerimiz var. 3 boyutlu görünüme buradan dolaşabiliriz. Şuradan da ulaşabiliriz. Section dediği kesit, yine yukarıda da kesitlerimiz var. Burada plan views, yine burada asma katlarımızı oluşturabiliriz ve buradan kat planlarımızı da oluşturabiliriz. Elevation görünüm dediği de soldan sağdan onları buralara ekleyebiliyoruz. Yani burası bizim görünümlerimizi ekleyebileceğimiz yer. Sheet ve Composition bölümünde Sheet ve Antet oluşturabiliyoruz. Revizyonlarımızı ekleyebiliyoruz, görebiliyoruz, ayarlamalarını yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bunlardan Sheet oluştururken bahsetmiştim. O videodan da izleyip öğrenebilirsiniz. Burası pencere bölümü. Yani 2018'de şu şekilde pencereler yok. Orada yine Window seçeneğiyle buradan görünümlerinizi değiştiriyorsunuz. Burada da var yine görünüm sekmemiz. Tile View dediğimiz zaman birden fazla görünümü aynı ekrana iki şekilde alıyor. Ki ben plan görünümde çizdiğim zaman 3 boyutlu görünümde ne çizdiğimi görebileyim veya kesitte 4 ekrana da alabilirsiniz. Açtığınız kadar sekmeyi burada görebiliyorsunuz. User Interface dediği de mesela buradan kullanmak istediklerimizi açtı. Properties'i kapattığımız zaman sol taraftaki Properties kapanıyor. Sistem Browser'ı açtığınız zaman sistemle ilgili bilgileri burada görebiliyorsunuz veya buradan da kapatabiliyorsunuz. View sekmemiz de böyleydi. Manage sekmesine gelelim. Karşımıza ilk önce Materials çıkıyor. Buradan materyallerinizi oluşturabilirsiniz. Proje materyallerinizi görebilirsiniz. Yeni materyal oluşturabilirsiniz. Object Style bölümünden elemanlarımızın nasıl görünmesi gerekiyorsa o ayarlamalarımızı yapabiliriz. Yani görünüm ayarlarını yapabilirsiniz. Ve burada import ettiğiniz dosyaların da görünüm ayarlarını ve materyallerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada yine çizgilerle ilgili, teklerle ilgili ayarlamalarınızı, görünümlerinin yükseklikleri gibi ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Snaps dediği tutma seçeneklerini açmak veya kapatmak, objeleri tutma seçenekleri. Project Information, burada proje bilgilerini girdiğimiz yer. Yani işte organizasyon adı, çizenin adı gibi, proje numarası, firma adı gibi isimleri doldurduğumuz yer burası. Project Parameters, projemizdeki parametrelerin bulunduğu yer. Düzenleyebilir, inceleyebilir veya kaldırabiliriz bunları. Shared Parameters dediği paylaşılan parametreler. Yani projenizde olan paylaşan parametrelere de buradan ulaşabilirsiniz. Global parametre oluşturabilirsiniz. Transfer Project Standards dediği bu projede oluşturduğunuz standartları başka bir projeye kopyalayabilirsiniz. Yani transfer edebilirsiniz. Purge dediği yine AutoCAD'de de bildiğimiz dosya boyutunu küçültmemize yarayan yer. Buradan da dosya boyutunuzu küçültebilirsiniz. Project Units dediği proje birimimizle ilgili, proje birimlerimizle ilgili yer. Burada uzunluk birimini, alan birimini gibi
birimleri, ne yapacağımızı, ayarlamalarımızı nasıl yapacağımızı bize sorduğu ve bizim ayarlamalarımızı yaptığımız bölüm. Yani kilogramını ne yapıyoruz, hangi birimleri kullanıyorsak buradan değiştirebiliriz. Piping, HVAC, elektrik, enerji, structure gibi. Burası da proje birimlerimizde. Buradan structural settings, map settings var. Yine burada mechanical, elektrik, mechanical settings dediğimiz zaman burada da kanallarımızla ilgili duct settings de ayarlamalarımızı yapabileceğimiz bölüm var. Pipe settings yine borular için ayarlamaları yapabileceğimiz bölüm var. Panel and schedule templates dediği keşif ve metraj dosyalarımızı oluşturabileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz yer. Burası AutoCAD'den de aşina olduğumuz çizgi tipleri, kalınlıkları, desenleri gibi ayarlamaları yapabileceğimiz yer. Proje lokasyonu ısıtma yük kaybı, yani ısıtmalar, ısıtma soğutma yük analizi yapabilmek için projemizin lokasyonuna girmemiz gerekiyor. Burada lokasyonla ilgili bilgiler yer alıyor. Buna göre projemizi ayarlayıp lokasyonumuzu belirleyip doğru bir şekilde proje çizmeye başlamamıza yarıyor. Koordinatlarını ve projenin pozisyonunu, yani kuzey, doğu, güney, batı ayarlayabileceğimiz yerler. Manage Links'ten bahsetmiştik. Burada tekrar var linklerimizi, Manage Image, link ve resim, yüklediğimiz resimleri ayarlamalarını yapabildiğimiz yer, görüntüleyebildiğimiz ve yönetebildiğimiz yer. Burada Select by ID dediği, Revit'te çizdiğimiz her şeyin bir ID numarası var. Bu ID numarasına göre burada eğer bir şey çizdiğinizde ona tıklarsanız onun size ID'sini söyler veya Select by ID dediğiniz zaman da bir ID aratarak o ürünün ne olduğunu görebilirsiniz. Warnings dediği de ID'ler üzerinde, yani mesela iki boru çakışıyor. Bu çakışmaları burada söylüyor bize. Bu borularda, bu ID'lerde bir hata var diyor. Add Ins bölümde burada Revit'in eklentilerini gördüğünüz, yönetebildiğiniz yer burası. Modify sekmesi de klasik AutoCAD'de bizim karşımıza çıkan bölüm. Zaten hepsinin üzerinde ne işe yaradığı ile ilgili bilgiler var ama kısaca bir bahsetmek gerekirse işte birleştirme, kesme, duvar birleştirme, materyal şu yoktur tabii ki de, bundan biraz bahsedelim. Burası materyallerimizi, objemizi seçerek atayabildiğimiz yer, paint. Burası hizalama, taşıma, kopyalama, offsetleme, mirrorlama, döndürme, trim extend komutları, array komutu. Scale, pin. Pin'den biraz bahsetmek gerekirse link veya import ettiğimiz dosyalarımızı pinleyerek veya herhangi bir objemizi pinleyerek ona tıklamamızı engelleyebiliriz. Burada layer kilitlemekle aynı işlem bu aslında. Pin'imizi de unpin'den kaldırabiliriz. Ölçülendirmelerimizi buralardan yapabiliriz. Yeni bir model oluşturabiliriz. Create Similar dediğim bir objeye tıkladığımız zaman Create Similar dersek aynısını bize çoğaltarak başka bir yere de taşımamızı sağlıyor. Başlangıç için arayüz videomuz bu kadardı. Eğitimlerimiz devam edecek. Bildiğim kadarıyla anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.